olmaz, ben hamileyim. Bir şey söylemeyecek misin? Yılmaz bizim bir bebeğimiz olacak. Bizim bebeğimiz mi? Evet. Sakın bir daha bunu söyleme Filiz. Ne demek istiyorsun? Yalan söylüyorsun Filiz. O bebek ikimizin olamaz. Nasıl yani? Sen... Sen ne düşünüyorsun? Yoksa... Siz ayrılalı 2 aydan fazla oldu Yılmaz. Demek Sapanca'ya bunu söylemek için gitti. Cem denen o adam dilimden anlamıyor. Ona senin yöntemlerinle cezasını vereceğiz. Ben artık aşka inanmıyorum. Bu bebek gizli kalmaz Filiz. Gün gelir Yılmaz her şeyi öğrenir. Yılmaz benim kalbimi paramparça etti. Bundan sonra ne yaparsa yapsın. Artık onunla olmaz. Hepinizin bu işe ne kadar ihtiyacı olduğunu biliyorum. Size böyle bir haberi vermeyi hiç istemezdim. Arkadaşlar ne yazık ki tekstil iflas etti. Ne yapacaksınız bana? Ne istiyorsunuz benden? Bu inşaattaki işgüzarlığım için. Tehdit telefonlar alıyordu Aynalı. Daha geçen gün evine biri girdi. Alo. Aslı Hanım bir yerde zorla alıkonuluyor. Adamlar silahlı. Acele edin. Tamam. Bunu yapan Cem Akman mı? Ne yapıyorsunuz bana? Bırak! Bırakın beni. Rahat dur. Dur. Dur diyorum sana. Bırakın lan kızı. Çıkın, çıkın, çıkın! Durun lan! Kaçmayın lan! Anneciğim şirketi iflas etti. Yani biz... Anne beni affet. Peki ev? Ömer evimiz? Kalacak mı? O defterdekileri okumaman gerekirdi. Evet haklısın. Ama açık duruyordu. Çok güzel. Bu şiiri beni düşünerek mi yazdın? Senin sevgini hak edecek ne yaptım ki? Söylemeyecek misin? Ne yaptım? Bir şey yapmadın. Yani seni sen olduğun için sevdim. Yani karşılık bekleyerek sevmedim. Eğer öyle yapsaydım bu gerçek sevgi olmazdı, değil mi? Çok farklısın Aslı. Daha önce senin gibi düşünen birini tanımadım. Hani sen çay yapacaktın? Evet. Çok zor bir gece geçirdin. Şimdi nasıl hissediyorsun? Daha iyiyim. Eğer Ekrem'le sen olmasaydın kim bilir şimdi ne halde olurdum. Hepsi geçti.
Artık düşünme bunları. Nasıl düşünmem? O Cem denilen adam yüzünden az daha ölüyordum. Merak etme. Bütün yaptıklarının hesabını bir bir verecek. Bu kadar kişi, iki adamdan mı korktunuz ha? Cevap versenize! Hiç de öyle hafife alınacak adamlar değil Cem Bey. Çıkar gözlüğünü hemen. Efendim? Sana gözlüğünü çıkar dedim! Beceriksizliğinize kulp mu arıyorsunuz? Ben de size güvenip iş veriyorum. Şu hale bak! Elinize yüzünüze bulaştırdınız her şeyi. Ama Cem Bey... Sus! Gözüm görmesin sizi. Yıkılın karşımdan, defolun! Defolun! Bu saatte telefon beklediğine göre önemli biri olmalı. Evet, çok önemli. Telefon beklediğin kişiyi tanıyor muyum? Bir bayan herhalde. Ne haber Ekrem? Ne yapayım, buradayım işte. Cem İblisi yalnız kaldı, bizi bekliyor. Yine kendini rezil ettin. Ben gelmeden sakın bir şey yapma, tamam mı? Tamam, çabuk gel. Hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun? Bu gecenin hesabını görmeye gidiyorum. Cem'e gidiyorsun. Ben de geliyorum. Gerek yok. Biz hallederiz. Lütfen geleyim. O adamın suratına bir yumruk da ben atmak istiyorum. Sen burada kalacaksın. Arkamdan da kapıyı kilitleyeceksin, tamam mı? Hadi görüşürüz. İki dakika daha sabretsene. Geri zekalı herifler. İyi ki kendinizi unutmuyorsunuz. Al gözlüğünü. Allah'a şükür daha gözlüğe ihtiyacımız yok. Ne istiyorsun? Köpek. Son duanı et lan. Bak. Bir yanlış anlaşılma olmalı. Geç şöyle. Geç ulan. Dön şöyle. Kaldır ellerini. Kaldır lan. Hah şöyle Cem Akma. Ulan senin. Senin. Aslı, ne işin var senin burada? Evde kalacaktın hani? Elim kolum bağlı oturamazdım. Benim de o Cem denen adama söyleyeceklerim var. Aslı, ne yaptın? Ekrem.
Aynanı ne yaptın? Hadi kalk. Hadi kalk ayağa, kalk. Kalk. Madem geldin, ne söyleyeceksen söyle işte karşında. Çok korktum. Bir daha vursanız aslanım. Ne gülüyorsun lan? İçimden geldi. Bu da benim içimden geldi. Bana yaşattığı korkunun aynısını onun da yaşamasını istiyorum. Gidip ip bulacağım. Gel lan buraya. Otur şöyle. Otur bakayım. Öt bakalım. Bütün pisliklerini bir de senden duyalım. Ha yok konuşmam dersen büyük bir zevkle öldürürüm seni. Beni böyle korkutamazsınız. Hem size anlatacak hiçbir şeyim yok. Öyle mi canım he? Öyle mi? O zaman güle güle. Bırak. Bırak bitireyim şu işi. Dünyadan bir çakal daha eksik olur. Yok yok. Ona bir şans daha verin. Hadi anlat. Anlatsana. Bırakın şu iyi polis kötü polis ayaklarını. Ben yemem. Anlatacak bir şeyim de yok benim. Ulan öldürürüm lan ben bu herifi. Öldürürüm lan ben bu herifi. Dur dur. Öldürmek iyilik yapmak olur. Ne yapalım bu şerefsiz ha? Ne yapalım? Bak hapislerde çürüyeceksin. Gün gün saat saat. O zaman beni hapse attır da görelim. Evet. Her şeyi ben yaptım. Hadi. İspatlasana. Bana bak ulan dilim fazla uzadı senin ha. Ulan ben senin. Aynalı tamam bırak. Hadi gidelim. Aslı nereye gitti ya? Aslı. Aslı hadi yürü gidiyoruz. Cem'in Filiz'e aşık olduğunu bilmiyordum. Hadi Aslı gidelim. Bu adam normal değil. Aslı lütfen hadi. Dur bir dakika. Bunlar... Bu faturaları bir bakım evi kesmiş. Cem adına. İmzaları Safi Akman diye biri atmış. Neyi oluyor acaba? Enteresan. Bir araştıralım bakalım. Neyin nesiymiş? Cem'in ailesi olmalı. Adamın kafası kesilmiş. Şu fotoğraflara bak. Babasının kafasını kesmiş. Belli ki bu adam manyak. Hemen çıkalım buradan.
Aslı Hanım'ın işini kolaylaştıralım değil mi Cem Efendi? Kalk lan. Geç otur şöyle. Otur. Nasıl bir duyguymuş şimdi anlayacaksın. Bunun hesabını vereceksiniz. Hı. Karanlık bakalım sana bir şey anlatacak mı? Alo. Merhaba Cem, ben Fatih. Yarın öğlen şirketin yanındaki restoranda yemekli bir toplantımız var. Umarım unutmazsın. Hoşça kal. Bu adamın babasıyla bir derdi olmalı. Bir de şu şirket var. Cem'le aynı soyadı taşıyan bir kadına ait. Bir yakını olmalı. Kadının adı neymiş? Safiye Akman. Yarın ilk işimiz bunu araştırmak olsun. Bakalım neymiş bu şirket. Tamam, bakarız. Nereye şimdi? Bana gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Neden? Önce hesap ver bakalım. Sana evde kal demiştim. Niye beni dinlemedin? Gelmeseydim aklım sizde kalacaktı. Gereksiz kahramanlıklar peşindesin. Hiç de değil. Hadi size iyi geceler. İyi geceler. Sağ ol Aynalı. Çok maçosun. Hem neyim oluyorsun ki bana onu yap bunu yapma diyorsun? Çünkü seni önemsiyorum. Artık ben ne dersem onu yapacaksın. Şimdi arabana bineceksin ve beni takip edeceksin. Hadi yürü. Size geldik. Burası senin evinden daha güvenli. Ben işteyken de annemlerle olursun. Hadi gel. Her şeyi dolaba kaldırdım. Tamam kızım. Hadi yat sen de. İyi geceler. İyi geceler. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Aslı kızım hoş geldin. Hayırdır? Bir şey yok anacığım, merak etme. Aslı'ya bir süre göz kulak olacağız, bize emanet. Rahatsız ettik bu saatte, kusura bakmayın. Olur mu Aslı'cığım? Başımızın üstünde yerim var. Hadi oturun. Oğlunuz tam bir deli. Gece yarısı tuttu kolumdan getirdi. İyi yapmış. Yılmaz getirmese geleceğin yok zaten. Ben şurada bir yerde uyurum. Aslı da benim odamda kalır. Tamam. Vallahi davetsiz misafirim. Nerede olsa yatarım. Gel odanı göstereyim. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Anneciğim, iyi misin? Üzülmemin, sizi de üzmemin bir faydası olacak mı? İflas ettik. Olan olmuş. Filiz. Gerçekten yapacak bir şey yok mu? Yok anne. Ama bu dünyanın sonu değil. Bu Ömer için ağır bir yük. Kaldıramayacağı kadar ağır. O suçlu suçlu bakışı yok mu? Canımı yakan o. Benim de hatam var. Onu uyarmıştım anne. Keşke ısrar etseydim. Bak çok geç oldu. Hadi yatalım artık. Gün doğmadan neler doğar bilinir mi? Canım kızım. Canım kızım benim. İyi geceler annem. İyi geceler. Nasıl söyleyeceğiz, nasıl karşılayacak? Tek endişem oydu. Öyle sessiz ki. Bana öyle dokundu ki. Keşke bağırıp çağırsaydı. Bütün suç senin deseydi.
her şeyi berbat ettin deseydi, ne bileyim, iki tokat patlatsaydı keşke. O zaman böyle... Ömer yapma. Ağlama lütfen. Ne yapacağım ben? Geleceğimizi batırdın. Ailemizi mahvettin. Ben annem kadar güçlü değilim Filiz. Dayanamıyorum. İçim acıyor. Hep birlikte dayanacağız. Dayanacaksın, kendini toplayacaksın. Sapasağlam duracaksın. Kendimizi asla bırakmayacağız Ömer. Asla. Bundan sonra sana daha çok ihtiyacımız var. İşlerin bu duruma geleceğini bilemezdin. Kimse bilemezdi. Birdenbire her şeyimizi kaybettik. Ama daha kötüsü, insanın hayallerini kaybetmesi. Bağ evindeki geceyi hatırlıyorsun değil mi? İşte o gece... Yılmaz, ben hamileyim. Filiz'den uzak dursan iyi edersin. Filiz başkasından hamile. Yakında bir bebeğimiz olacak. Artık bizi rahat. Filiz 4 haftalık hamile. Ne kadar zamanda ayrılsınız bir düşünün. Merak etme. Her şey düzelecek. Seninle birlikte bütün zorluklara göğüs gereceğiz. Ben pipet istiyorum Zeynep abla. Peki, getireyim. Ömer, biz de oyalanmadan şirkete gidelim mi? Ömerciğim, bir şeyler ye öyle git. Anne, şirkette olmamız gerek. Son bir durum değerlendirmesi yapacağız. Bu toplantı önemli. İflası ilan ettik mi? Bugün. Babaanne, iflas ne demek? Hani jenga tahtalarını üst üste diziyorsun. Sonra birini çekince hepsi yıkılıyor ya. Yanlış yapıyoruz ondan. İşte iflas bu. Bir yanlış yapıyorsun. Her şey yıkılıyor. Anne, çalışanlarla ne zaman konuşacaksın? Bugün hallederim kızım. Sen merak etme. İspanyol usulü omletiniz geldi. Şuna bak. Evin kızı oldu hemen. Eline sağlık Aslı'cığım. Ben çok az alayım Aslı. Niye? Sevmez misin? İştahı yok bence. Omletime hakaret bu. Teşekkür ederim. Çok lezzetli, eline sağlık. Benim çıkmam gerek. İşler beni bekliyor. Anne, Aslı'yı hiçbir yere göndermiyorsun. Senin yanından kıpırdamayacak. Niye, tutuklu muyum, ne oluyor? Şöyle düşün bence. Tutuksuz ama güvende. Hadi görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Oh, kız kıza kaldık. Ne diyeceğim kızlar? Mantı yapayım mı bugün size? Aa, çok iyi fikir bence. Aslı seviyor mu bilmem ki. Ay, bayılırım. Kim sevmez mantıyı? Mühim bir konu var. Bugüne kadar bir hayat paylaştık sizinle. Sizlere karşı hatalarım da olmuştur belki. Ama ben hepinizle birlikte olmaktan çok memnundum. Bu evi en kısa zamanda boşaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla ayrılık zamanı geldi çattı. Bir kusurumuz mu oldu Andan'ın? Kusurla ilgisi yok.
iflas ettik. Zor bir dönemden geçiyoruz. Zamanla toparlanırız muhakkak ama şu an için sizleri çalıştırmam mümkün değil. Artık serbestsiniz. Üzülmeyin Andan Hanım. Düzelir her şey. Mağdur olmamanız için ikişer aylık maaş hazırladım. Güle güle harcayın. Teşekkür ederim Andan Hanım. Ticaret mahkemesine başvuruldu. İflasımızı kesin olarak istemiş olduk. Resmi prosedür yürüyor. Gazeteye ilan verildi. Yarın iflas ilanı çıkar gazetede. Her şey için teşekkür ederim Handan Hanım. Sizden çok memnundum. Ne yapalım, böyle olacakmış. Küçük Hanım bir hanımefendi olduğunu unutmayacak değil mi? Bir daha gelmeyecek misin? Belli olmaz. Gelme. Ah. Elif çok ayıp. Hoşça kalınız. Siz de hoşça kalın. Zeynep sen gitme, bugün de kal. İsterseniz bir gece daha kalabilirim. Yarın gitsin babaanne, ne olur. Peki. Madem öyle istiyorsunuz. Öyle olsun. Buyurun. Erol Tekiner'in evi değil mi? Evet efendim. Biz icradan geliyoruz. Girebilir miyiz? Ne oluyor? Buyurun. İcradan geliyoruz hanımefendi. Haciz işlemleri için eve girmemiz gerekiyor. Handan Hanım iyi misiniz? İflas sonrası yapılacak her şeyi konuştuk sanırım. Arkadaşlar, toplantımız bitmiştir. Ne yazık ki bu son toplantımızdı. Yani bugün şirketteki son günümüz, öyle mi? Kavga ettiğimiz günleri bile özleyeceğim. Veda etmeyelim, olur mu? Veda. Hiç aklıma gelmeyecek bir kelimeydi. Efendim Zeynep. Rahatsız ettim Ömer Bey, kusura bakmayın. Önemli değil Zeynep'ciğim, söyle, bir şey mi oldu? Şey, haciz memurları geldi de eşyaları alacaklarmış. Ne? Bu kadar çabuk mu? Handan Hanım kendini pek iyi hissetmiyor da. Tamam Zeynep, ben birazdan orada olurum. Peki efendim. Ne oldu Ömer? Eve haciz memurları gelmiş. Annem nasılmış? Bu durumda nasıl olabilir ki Filiz? Hadi hemen gidelim. Sizinle çok başarılı işlere imza atacağız beyler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Korkma koçum, biz adam yemeyiz. Size teşekkür etmeye geldik. Neden? Bizi arayıp aslanımın yerini söylediğiniz için. Ben olduğumu nasıl anladınız? Sadece tahmin ettik. İzin verirseniz gitmek zorundayım. Otur. Bir dakika bekleyin. Ne istiyorsunuz benden? Bazı bilgiler. Üzgünüm. Size yardımcı olabileceğimi sanmıyorum. Olursunuz. Cem'in kötülüklerine göz mü yumacaksınız? Sana dokunmayan yılan bin yaşasın, öyle mi? Ben yapmam gerekeni yaptım. Daha fazlasını beklemeyin. Peki vicdanınız rahat olacak mı? Ne yapıyorsunuz siz? Bırakın eşyalarımızı. Biz emir kuluyuz abi. Memurlar içeride. Gidin onlarla konuşun. Lütfen dikkatli taşıyın. O çok değerli bir tablo. Bunu yapmaya yetkiniz var mı? Elbette. İsterseniz inceleyebilirsiniz. Biz görevimizi yapıyoruz.
Biraz zaman tanıyamaz mısınız? Yani borcumuzu ödemek için. Maalesef. Borcum vadesi dolmuş. Haciz işleminin bugün yapılması gerekiyor. O benim, götürmeyin. Baba söyle götürmesinler. Gel kızım. Hadi Elifciğim gel. Biz çıkalım. O takım benim çeyizimden. Lütfen onu almayın. O benim çeyizim. Peki hanımefendi. Tamam beyler, artık gidebiliriz. İyi günler. Anne ne olur üzülme. Söz veriyorum. Sana çok daha güzel eşyalar alacağım. Ya hatıralarım? Onları da geri alabilecek misin? Bu Safiye Akman kim? Cem'in annesi. Uzun zamandır yurt dışında yaşıyor. Şunlara bir bakın bakalım. Nedir bunlar? Biz de bilmiyoruz. Cem'in zulasından çıktı. Böyle bir şirketin varlığından haberim yok. Allah Allah. Cem'in annesine ait bir şirket. İyi de benim tanıdığım Safiye teyze ticaretin T'sinden bile anlamaz. Cem'in annesini en son ne zaman gördünüz? Dinç Akman'ın ölümünden kısa bir süre önce. Kadıncağız üzüntüden kocasının cenazesine bile gelemedi. Sonra da yurt dışına gittiğini duydum. Peki babasını tanıyor muydunuz? Evet. Babam Dinç Akman'ın sağ kolu gibi bir şeydi. Ben de sık sık şirkete gelip giderdim. Cem'le eski dostsunuz yani ha? Evet. Çok büyük bir servete sahip olmalarına rağmen zor bir çocukluk geçirdi. Neden? Babası çok otoriter, bir o kadar da mükemmeliyetçi bir adamdı. Hiç unutmam, bir keresinde sırf pantolonun ütüsünü bozdu diye Cem'e çok kızdı. Onu karanlık bir odaya kilitledi. Saatlerce de çıkmasına izin vermedi. Bakın Cem çok tehlikeli bir adam. Onu zararsız hale getirmemizi sağlayacak bir açığı yok mu? Olsaydı mutlaka bilirdin. Pek fazla dostu yoktur. Genelde birlikte takılırız. Haftanın bir günü hariç. O gün işe gelmez. Ne yapar, nereye gider bilmiyorum. Artık gitmek zorundayım. Cem sizinle konuştuğumu öğrenirse benim sonum olur. Eski dostunuz şu anda evde. Belki görmek istersiniz diye söyledim. Cem'in annesine ait şu şirketi araştıralım. Araştıralım Yılmaz. Ne işler çeviriyorlar anlayalım. Ne garip. Doğup büyüdüğüm, hayatımı geçirdiğim ev artık bizim değil. Kendi evimizde misafiriz. Ben odama gidiyorum çocuklar. Çok bunaldım. Sanki nefes alamıyorum. Merhaba Feride. İyi değilim. Sana ihtiyacım var. Görüşebilir miyiz? Tamam, geliyorum. Cem! Ne oldu sana? Aşağılık adamlar evime girdiler. Bütün geceyi böyle geçirdim. Ellerim uyuşmuş. İyi ki uğradın.
Yoksa kim bilir daha kaç saat bu vaziyette oturacaktım. Evde olduğumu nereden bildin? Toplantıya gelmeyince şüphelendim. Bir bakayım dedim. Sen otur, ben geliyorum. Bolca koysana kıymasını. O zaman kapatması zor oluyor anne. Vallahi beğenmezlerse senden bilirim ona göre. Ay tamam anne ya. Ben de mantı yapacağım. Ya. Öyle mi? Bana yardım etmek ister misin? Bak şimdi öyle çapraz yapıyorsun. Sonra da ucunu birleştiriyorsun. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz kolay çocuklar. Gelsin. Hoş bulduk. Hayırdır mantı mı yiyoruz akşama? Evet. Ne bu halin böyle? Ne varmış halimde? Un çuvalına düşmüş gibisin. Yüzünü gözünü görmedin mi? Aa, dağıt bırak kızımı Yılmaz. Bak dayı. Sen de mi yardım ediyorsun dayıcığım? Evet dayı. Peki bu sanat şaheseri senin eserin mi? Peki bu mantı mı sümüklü böcek mi? Sümüklü böcek. Aman oğlum. Benzetecek başka bir şey bulamadınız mı? Al dayıcığım. Feride nerede? Dışarıda. Biraz dolaşıp gelecekmiş. Otursana aynalı. İyi böyle. Çok üzüldüm Ömer. Keşke elimden bir şey gelse. Yanımda olarak zaten çok değerli bir şey yapıyorsun. Peki şimdi ne olacak? Nerede kalacaksınız? Bilmiyorum. Bir an çocukluğuma döndüm sanki. Filiz'le bahçede koşup oynadığımız günlere. O evde o kadar çok anım var ki. Her köşesinde. Nasıl bırakıp gideceğim bilmiyorum. Ne olur bu kadar umutsuz olma. Geleceğin neler getireceği belli mi olur? Belki bir gün evinize geri dönersiniz. Kim bilir? Belki. Ben burada ineyim. Müşken ablaya uğrayacağım. Tamam canım. Sen de bir merhaba demek istemez misin? Yapamam. O kadar utanıyorum ki. İnsanların yüzüne bakacak cesaretim yok. Sen utanılacak bir şey yapmadın ki. Ama kendini iyi hissetmeyeceksen gelme tabii. Beni ayakta tutan tek şey senin sevgin. O da olmasa ben ne yapardım? Ne oluruz mu artık kendine? İyi olacak mısın? Merak etme. Söz iyi olacak. Adama bak ya. Şimdi de mahallenin kızlarından musallat oldu, iyi mi? Sana ne Ali? Mahallenin bekçisi misin? Öyleyiz bir yerde. Kızlarımızın namusu bizden sorulur evelallah. Bırak zevzeklik yapmayı da yürü. Boş boş konuşuyorsun Ali ya. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Feride? İyiyim sağ ol. Müjgan ablaya uğrayacaktım. Evde mi? Evde. Gidebilirsin. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.
Görüşürüz. Görüşürüz. Al kızım. Kızım konuştun mu Kerem'le adam akıllı? Boşuna hayallere kapılmasın. Anne taktın Kerem'e ya. Çocuk iş arıyor. Bizim hastaneye de başvurdu iş için. Hastaneye mi? Ne yapabilir ki hastanede? Ya hasta kabulde personele ihtiyaç varmış. Memurluk gibi bir iş işte. İyi vallahi güzel. Sen doktor olacaksın, o da senin altında emir kulu olacak, öyle mi? Anne, bu konuyu bir daha açma lütfen. Bıktım ya. Aa Feride. Gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi geç. Hoş geldin Feride abla. Hoş bulduk. Gel geç. Hayırdır? Keyfin mi yok senin? Vereceğim haber pek hoş değil Müjgan abla. Ne haberiymiş? Ömer beylerin işleri çok bozuk. İflasın eşiğine gelmişler. Hadi canım. Şirket kapanıyor Müjgan abla. Durum çok ciddi. Hay Allah. Biliyordum bir parça ama vaziyet bu dereceye mi geldi? Dar günlerinde yalnız bırakmak olmaz. Bir ihtiyaçları var mı öğrenmem lazım. Ben gideyim. Ahmet, babaya merhaba yok mu oğlum? Ne yapsın çocuk bunu? Gece yaptıklarından sonra ne yapsın? Özür dilesem değişecek mi? Çıkardığım rezaleti unutturamam ki. Bir daha olmayacak Fahri, emin ol. Ahmet... Oğlum büyükler de hata yapıyor işte böyle. Yakışmadı sana Cemil. Ahmetciğim. Cemil amcana gitmek ister misin canım? Ama Cemil amca seni çok seviyor. Hem kötü bir insan da değil ki. Ne dersin? Uzaktan kumandalı arabam vardı ya. Çok değişiğini aldım onun Ahmet. Görmek ister misin oğlum? Hı hı. Hava kararmadan getir ama Cemil. Çok kalmasın, tamam mı? Olur. Merak etme sen. Gel oğlum. Arabanı görünce bayılacaksın. Çok hızlı gidiyor biliyor musun? Merhaba anne. Fahriye sizde mi? Şimdi çıktı Salih. Mantı yolladım sana. Afiyetle oğlum. Sağ ol, ellerine sağlık. Hah, Fahriye de geldi zaten. Hadi hoşça kal anneciğim. Ahmet nerede? Annemi mi bıraktın? Cemil de gitti. Ne? Çocuğu Cemil'den uzak tutmak çözüm değil Salih. Biliyorsun, pedagog da öyle söyledi. Fahriye, adam içip içip kapımıza dayandı. Ne yapıyorsun sen? Vallahi erisini doğrusunu şaşırdım ben Salih. Nasıl çözeceğiz bu işi? Senin var mı bir fikrin? Hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim sarhoşa çocuk emanet edilmez Fahriye. Duyunca aklım başımdan gitti. Koskoca şirket, onca gayret. Hepsi gitti ha. Evet maalesef. Yapacak bir şey yok. Zamanla yine toplarız. Sen kafanı yorma Müjgancığım. Sağ olsun. Ömer bana Levent'te bir ev almıştı. Hatırladınız mı? Tabii. Ama oturamadım o evde. Alışmışım bir kere Gazi Mahallesi'ne. Kiraya da veremedim. Öylece duruyor.
Dursun Müjgan'cığım, bir güvencedir senin için. Yok yok, diyorum ki yani boş mu duracak öyle? Madem acize kadar geldi iş, geçin benim evde oturun. Küçük müçük ama ne dersiniz? Teşekkür ederim. Düşünmem bile büyük incelik. Ama o ev bize uygun değil. Sığamayız oraya. Biz bir çözüm buluruz, merak etme. O zaman müsaadenle. Allah kolaylık versin, ne diyeyim? Teşekkür ederim. İyi günler. Herkes gitti, bir sen bizi yalnız bırakmadın. Bu gece bizimle kaldığın için sağ ol. Zeynep ablam da Feride ablam gibi çok seviyorum. Zeynep, bu akşam bizimle masaya oturur musun? Birlikte yiyelim. Zeynep, sen aileden sayılırsın. Hadi, bizi kıracak mısın? Gel otur. İsterseniz hiç gitmem. Eğer kal derseniz para filan da istemem. Olmaz Zeynep. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Seni de peşimizden sürükleyemeyiz. Düşünmem bile yeter. Bugün Müjgan uğradı. Haber almış halimizi. Yardım edecek sözde. Levent'teki evini teklif etti. Hani senin aldığın. Sen ne söyledin? Tabii ki olmaz dedim. Öyle bir evde yaşayamam ben. Anneciğim, çok düşünceli davranmış. Keşke hemen hayır demeseydin. Anne, iflas haberi yarın gazetelerde çıkar. Yarın başka bir hayata başlayacağız. Ama bugünden bu fikre alışsak iyi olur. Ben... Yemekten sonra teklifi hala geçerli mi gidip bir sorayım. Sen de gelmek ister misin? İyi olur. Hem teşekkür de etmek isterim. Tamam. Gel şimdi geri geri. Geri gel oğlum. Geri gelmeyeceğim. Kaza yaptı zaten. Kurtaralım mı? Hayır, istemem. Sen git, kendim oynayacağım. Ahmet'i almaya geldik Cemil. Zaten bu sıra görüşmeseniz daha iyi. Biliyorsun biraz huzursuz. Biliyorum. Ben de kendimi affettirmeye çalışıyorum. Yine içtin mi sen? Ne olmuş? Bir kadeh. Cemil, olmaz ama böyle. Çocuğa kötü örnek oluyorsun Cemil. Bu iş sıvanadan çıktı artık. Ne bu kardeşim? O olmaz, bu olmaz. Koca adamı sen mi yöneteceksin? Dilim fazla uzadı, senin ayağına denk al. Bana bak, topla ağzını. Salih, Cemil yapmayın. Ahmet burada. Gel canım.
Böyle devam edersen Ahmet'i göremezsin. Duydun mu? O bulanık kafana sokma. Anne, gidiyor muyuz? Gidiyoruz tatlım, gidiyoruz. Dur montumu giydireyim oğlum. Annem giydirecek. Aslı, ben bakarım kızım. Bizim kapı devamlı çalar böyle. Ne güzel işte, seveniniz çok demek ki. Hoş geldiniz Hayri Bey. Merhaba. Buyurun. Sağ olun. Hayri abi hoş geldin. Buyur. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Müsaitsen az konuşabilir miyiz Yılmaz? Tabii abi, otur, ne demek? Kerem'le alakalı bir mesele Yılmaz. Aklına ihtiyacım var. Benimki yetmedi. Hayırdır? Özelse ben çıkabilirim. Yok kızım, rahatsız olma. Benim oğlan tutturmuş, Nalan'la evleneceğim diye. Aa! Ne? Bak sen kerataya, hızlı çıktı bizimki. Yok. Kazın ayağı öyle değil Yılmaz. Müjgan Hanım istemiyor. Dengi dengine diyor. Kerem duysa işlenir. Ne yapacağımı şaşırdım. Bu işi ancak Yılmaz halleder dedim. Kendimi zor attım buraya. İyi yaptın, güzel yaptın da abi. Önce bir Kerem'i dinleyelim. Tam üstüne bastın Yılmaz. Ben de onu diyecektim sana. Hadi gidip konuşalım. Heh. Nereye? Meyhaneye. Ben de geleyim mi? Meyhaneye mi? Hı. Ne olmuş? Bütün gün evde kalmaya alışık değilim. Bana da değişiklik olur. Pek bir erkek yeridir de. Hani kadınlar gitmez oraya. Ne olacak ki? Erkeği kadını mı kaldı? Hadi gidelim. İyi akşamlar. Güle güle. Ne yapayım Feride'cim? Elimden bu kadar geliyor. Evi teklif ettim onlara. Keşke daha fazla gücüm olsa. Ya ben hala inanamıyorum eniştemlerin iflas ettiğine. Ömer, perişan olmuş çocuk vallahi. Handan Hanım burnu yere düşse eğilip almaz. Benim ev küçük ya, hoşuna gitmedi besbelli. Cinceri, belki başka bir düşündükleri vardır. Sıkmayın canınızı. Bakın kimler geldi. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi insanmışsın Ömer. Tam lafın üstüne geldin. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oturun. Hoş bulduk. Nasılsın Filiz? İyiyim. Siz nasılsınız? İyidir. Sen nasılsın Feride? Hiç. Sizleri düşünüyorum sadece. Müjgan Hanım, bizim gelme sebebimiz siz bugün Levent'e ev için uğramışsınız. Annem söyledi. Ne yapayım Ömer? Başka bir şey gelmiyor ki elimden oğlum. Biz Filiz'le düşündük de... Yani o eve geçelim dedik. Tabii siz eğer fikrinizi değiştirmediyseniz. Oh, rahatladım şimdi vallahi. Geçin oturun oğlum. Öylece duruyor dayalı döşeli. Öyleyse biz yarın sabah oraya taşınıyoruz. Böyle bir zamanda eviniz vermeniz gerçekten bizi çok rahatlattı. Çok teşekkür ederiz. Feride sayesinde oldu biraz da. O söylemese nereden haberim olacaktı? O zaman Feride'ye bir teşekkür borçluyuz. Bir rakı daha vereyim mi? Aman sakın Hayri Bey. Bir kadeh yetiyor da artıyor bile. Ben biraz dayanıksızım, hemen çarpar. Nalan iyi kız. Çalışkan, pırıl pırıl bir kız. Tabii ki Nalan'la evlenirsiniz.
İkiniz de istiyorsanız kim mani olabilir ki? Ama biraz acele etmiyor musun? Zaten Nalan da öyle diyor Yılmaz abi. E bak akıllı kız işte. Ne yapalım biliyor musun? Madem meyhaneci olmak istemiyorsun, önce sana güzel bir iş bulalım. Ne dersin? Ya bir iş buldum gibi aslında. Hastaneye müracaat etmiştim. Güzel. Yani Nalan'ın hastanesi. Böylece görüşmemizde sorun olmayacak. Yılmaz aşk olsun. Seni niye çağırdık? Kerem'in aklını başına getir diye. Sen ne yapıyorsun? Gaz veriyorsun oğluma evlen diye. Hayır abi oğlunun aklı başında merak etme. Ne yapmış ki? Sevdiği kızla evlenmek istiyor. Suç mu yani? Vazgeçme oğlum. Hiçbir zaman da vazgeçme. Kimsenin aranıza girmesine de izin verme. Başkaları için değil. Kendin için yap ne yapacaksan. İyi akşamlar. Ali ne haber? İyi akşamlar olsun. Yılmaz gelsene bir dakika. Hayırdır? Ya üstüme vazife değil ama bugün Feride'yi Ömer'in arabasından inerken gördüm. Hani Feride mahallenin kızı sayılır. Ya ne işi var o Danyo'nun arabasında ya? Tamam Ali, bunu sonra konuşuruz. Hadi Aslı gidelim. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz koçağım. Şu anahtar altı açıyor. Şu da üstü. Tamam. Teşekkür ederim. Hiç teşekkür etme. Bir yaraya merhem oldum ya, daha ne isterim. Feride, sen de çıkıyor musun? Hı hı. Şey, biz bırakalım mı seni? Olur. Bir kadeh içtim, ayaklarım birbirine dolanmaya başladı. Çok tuhaf değil mi? Dayanıksızsın demek ki. Hem de nasıl? Zaten pek sevmem içmeyi. Başım dönüyor biraz. Koluna girebilir miyim? Hı hı. Kerem'le ne tatlı konuşuyordun. Hem abi hem arkadaş gibi. Mahallemizin çocuğu. Çocukluğunu bilirim. Hani aşkına sahip çık ve vazgeçme falan dedin ya. Şey gibi oldu. Sanki sen sahip çıkmamışsın da aşkına kaybetmişsin birini gibi. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Geçmişi geçmişte bırakmak istiyorum artık. Geçmişe takılanlar bugünü yaşayamaz diye bir laf vardır. Bazen yaptığımız bir hata bugünü de yarını da alıp götürür. Keşke dönüp tamir etmek mümkün olsa ki imkansızdır. İstesen de geri dönemezsin artık. İyi geceler. İyi geceler. İçin üzüldüğünü, bir şeyler yapmak istediğini görmek beni o kadar duygulandırdı ki. Başka türlü olması mümkün değil Ömer. Yok, sen farklısın. İnsanlar düşeni hor görür, uzaklaşırlar. Bir tekme de ben vurayım derler ama... Benim öyle biri olmadığımı anlamış olman gerekirdi. Biliyorum Feride. Ama bu ara her şeyden korkuyorum. Yeter be! Evimin yakınlarında görmek istemiyorum seni, anladın mı? Bizden uzak durun artık! Ne evimin önünde ne de bu mahallede işin kalmadı senin. Ne arıyor bunlar burada Feride? Senin ne işin olur bu adamlarla? Ama Yılmaz! Sen onu sorguya mı çekiyorsun? Evet öyle. Ne at? Sen onunla böyle konuşamazsın. Seni ilgilendirmeyen bir konu bu. Çekil git dedim. Tahammül edemiyorum artık Tekinerlere. Yılmaz, lütfen. Ömer. Yılmaz biraz sinirli Filiz. Ömer Bey'i alıp git istersen. Mahalle kabadayısı olmak kolay. Devam et, devam et. Feride. Feride.
Feride'yi bırakmamın suç oldu değil mi? Ömer, hadi gidelim buradan. Aynı dili konuşmuyoruz bu açık. Anlatmaya çalışma sakın. Çünkü anlaşmak mümkün değil. Hadi. Ben Feride'ye bakayım. Üniversite okumuş ama havacı var. İnsan değişmiyor. Başta neyse hala o. Mahalle kapıdayız. Kantar'ın topunu kaçırdı artık. Feride ile ilişkime müdahale etmeye ne hakkı var? Su getireyim de bir yudum içsin. Helak oldu kızcağız. Aşık olmak, sevmek insanın elinde değil ki. Ömer'e aşık oldum ben. Dur Feride, olmaz dedim ama... engel olamadım kendime. Kalbine hükmedemez ki insan, kendi bildiğini okur. Yılmaz'dan beklemezdim bunu Aslı. Çok şaşırdım, çok kırıldım. Niye böyle yaptı anlamıyorum. Ben çocuk muyum ki? Ömer söz konusu olunca kendini kontrol edemiyor sanırım. Belki artık burada olmamalıyım. Yattığım yere ihanet gibi düşündü herhalde. Buradan gitmeliyim Aslı. Duramam bu koşullarda. Hemen kararlar almaya kalkma, tamam mı? Yılmaz'la konuşacağım. Elbette senin hayatına karışmaya hakkı yok. Yılmaz, ne oldu birden sen öyle? Çok şaşırdım. Şaşırmaya devam edeceksin öyleyse. Feride'ye nasıl yaparsın bunu? Nasıl karışabilirsin kızın hayatına? Gönül bu. Sevme desen seni mi dinleyecek Yılmaz? Kerem'e akıl veren sendin. Dediğinle yaptığın birbirini tutsun lütfen. Hayal kırıklığına uğradım bu gece. Ömer'den nefret ediyorum, anladın mı şimdi? Benim yakınlarıma bulaşmasın, kaldıramıyorum bunu. Feride evimizin kızı oldu. Benim yakınlarımdan birine bu kadar yaklaşmasını istemiyorum. İzin vermiyorum. Kendi öfkelerin, kendi hırslarınla, özel sorunlarınla Feride'yi üzmeye hakkın var mı peki? Kızın suçu ne? Çok kırılmış, çok üzgün. Haksızsın Yılmaz. Biraz düşün bu konuda. Gerçekten haksızsın. Ne sanıyor kendini? Başkalarının özeline nasıl karışabiliyor? Aklım almıyor Friz. Ömer, biraz sakin ol. Zaten yeterince sorun var. Bak Yılmaz bu defa çok ileri gitti Friz. Feride ile ilişkim onu asla ilgilendirmez. Korkacak mıyım? Geri mi çekileceğim? Feride'den vaz mı geçeceğim? Ah, sevindiğim bir şey var. Sen ondan kurtuldun Filiz. Bu da senin şansın. Zeynep, eğer giyersen sana şunu vermek istiyorum. İhtiyacım vardı. Çok güzel, teşekkür ederim Handan Hanım. Güle güle giy. Hah. Nerede kaldınız çocuklar? Bu gece herkes kıyafetlerini ve özel eşyalarını toplasın. Zamanımız yok. Hallederiz anne, merak etme. Yarın evimiz artık bizim olmayacak. Çiftlik evi, her şey açık artırmayla teker teker satılacak. Kim bilir kimler alacak burayı? Kim oturacak? Filiz, sabah erkenden şirketteki özel eşyaları da toplamalıyız. Hadi çocuklar, o zaman herkes uykuya. Yarın işimiz çok. İyi geceler. İyi geceler Zeynep. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Feride bahçede. Donacak kız. Geri çevir diyorum, istemiyor. Yılmaz, git getir şu kızı içeri. İstediğinde gelir, ne yapabilirim ki ben? Kız çok üzgün diyorum, anlamıyor musun? Konuş, bir şeyler söyle, gönlünü al. Başka türlü kendine gelemez. Hadi Yılmaz.
Ben yatıyorum. Lütfen kızcağızı daha fazla üzme. İyi geceler. İyi geceler. Üşüteceksin. Hadi içeri gir. Böyle iyiyim ben. Sana bağırdımsa seni Fahriye'den ayırmadığım içindir. Başka bir niyetim olamaz. Ömer'den hoşlanmıyorum. Bir sürü kötü anı hatırlıyorum onu görünce. Haklıyım demiyorum. Öfkemin nedenini anla diye söylüyorum. Aramızdaki kişisel sorunları sana yansıtmamalıydım. Her şey birbirine karıştı işte. Ben öyle biri değilim. Yani aşıksan, seviyorsan. Ben Ömer'i seviyorum. Peki. Mümkünse bu geceyi unutalım. Ama senden ricam, Ömer'le beni bir daha karşılaştırma, olur mu? Ömer kötü bir adam değil. Yoksa sevebilir miydim? Benim için o kadar özel biri ki. Öyledir mutlaka. Ama dikkatli ol Feride. Tekinerler insanın canını acıtır. Filiz ne oldu? Neden bu durumdasınız Yılmaz? Filiz hakkında konuşmasak olur mu? Ne yaptı Filiz sana? Hiçbir şey. Her şey bitti işte. Konuşacak hiçbir şey kalmadı. Peki Aslı? O bu yıkıntıyı onaracak kişi mi? Bunlar zor sorular Feride. Aslı çok iyi bir insan. Az bulunur biri. Ama galiba benim kalbimde başka birine yer yok. Filiz hala gözlerimin önünde. Yeni bir ilişki bana çok uzak. Hiç kardeşim var mı acaba benim? Keşke bilseydim. Bilmiyorum. Ama olsun. Sen abimsin. Kardeşimsin. Sizler benim ailemsiniz Yılmaz. Birbirimizi bir daha kırmayalım, olur mu? Tamam. Hadi içeri gir. Sen de gir içeri, geç oldu. Sana iyi uykular Feride. Hadi. Şu an dünyanın en şanslı erkeği benim sanırım. Değil mi? Niye oğlum? Baksana, birbirinden güzel üç bayanla kahvaltı yapıyorum. Aslı, hiçbir şey yemedin kızım. Aslı, yesene bir şeyler. Bak, annemin elinden kurtulamazsın. Dün gece bir karar aldım. İspanya'ya geri dönüyorum. Öyle mi? Çok şaşırdım. Sürpriz oldu resmen. Çok üzüldüm. Neden gidiyorsun?
Türkiye'de kalmam için bir neden yok. Az önce akşam uçağından yer bile ayırttım. Neden bu kadar acele? Bir karar aldığımda hemen uygulamak isterim. Birazdan çıkıp ev ve araba işlerini halledeceğim. Sonra da bavullarımı toplarım. Tüh, tam da sana alışmışken. Yapılacak şey mi kızım? Ben de sizleri tanıdığım için çok mutluyum ama sanırım gitmem en iyisi. Çabuk vazgeçtin Aslı. Aslında sana yakışan direnmekti. İş için gelmiştim. Tam bir fiyasko oldu. Beni buraya bağlayacak ne var söylesene. Tek bir neden. Böylece iflasımızı tüm Türkiye'ye duyurduk. Her şey bitti. Ceyda, her şey için teşekkür ederim. Bizimki iş arkadaşlığı değil biliyorsun Ömer. Seninle her zaman dostuz. Yine görüşeceğiz. Biliyorum. Elbette. Ne zaman olursa olsun, ihtiyacınız olduğu her zaman yanınızdayım. Biliyorum. Sağ ol Selim. Benden kolay kolay kurtulamayacağını biliyorsun değil mi? Bunca yıldır kurtulamadığıma göre. Sizler sadece iyi günde değil, kötü günde de yanımda oldunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Özür dilerim. Yılmaz, ne bu hal böyle? Otursana. Aslı, bana karşı hala bir şeyler hissediyorum. Onun için çok üzülüyorum. Asıl sen kendine üzülmemesin. Şu haline bak Yılmaz. Hala Filiz'in etkisindesin. Ya ne zaman uyanacaksın bu rüyadan? Sen de biliyorsun aynalı. Bunca şey oldu ama hala Filiz'i kalbimden söküp atamadım. Böyle devam edersen de atamazsın. Ancak başka bir aşk sana Filiz'i unutturabilir. Öyle danışıklı aşklar bana göre değil aynalı. Eskilerin dediği gibi çivi çiviyi söker. Benden sana bir dost tavsiyesi. Aç gözünü de şu Aslı'ya bir daha bak. Ne kadar kıymetli bir kız olduğunu göreceksin. Yani şimdiye kadar sevdin de ne oldu ha? Şimdi seni seven biri var Yılmaz. Bir de sevilmeyi dene be Yılmaz'ım. Belki de daha mutlu olacaksın. Toplanmışsın bile. Toplandım. Buraya babamın kucağında geldiğim günleri hatırlıyorum. Bu şirkette öyle çok anım var ki bırakıp gitmek çok zor. Çok zor bir dönemdesin. Her şey üst üste geldi. Hem işini kaybettin hem aşkını. Yılmaz'ı düşünmek bana hala acı veriyor. Galiba aşk böyle bir şey.
Aşık olduğun kişi ne yaparsa yapsın, onu bir kez kalbine soktuğunda çıkarmak kolay olmuyor. Filiz. Hazırsan çıkalım mı? Çıkalım. Geri kalanları ben hallederim. Tamam. Görüşürüz Ceyda. Görüşürüz. Her şey için teşekkür ederiz. Filiz Hanım lütfen üzülmeyin. Bize patronlar çok kardeşlik yolunuz yaptınız. Yolunuz açık olsun. Sizinle çalışmak. Geçmiş olsun Filiz. Buraya kadarmış. Hoşçakalın. Hakkınızı helal edin. Az ekmeğinizi yemedik. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bu anı yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdim. Bugünkü gazetelere baktın mı? Tekinerlerin işi bitmiş. Cem Akman istediğini yaptı. Tekiner Holding sessiz sedasız bitti. Verdiğiniz bilgilerde bir şirket yok Yılmaz Bey. Adreste bir eve aitmiş. Teşekkürler, sağ ol. Anlaşıldı, bu şirket paravan. Tahmin ettiğin gibi yani. Merhaba Fatih Bey. Bu Cem'in annesine ait olan şirket paravan çıktı. Paravan mı? İnanın haberim yoktu. Senden bu şirket hakkında Cem'den bir şeyler öğrenmeni istiyoruz. Şu an uygun değilim. Açık arttırma başlamak üzere, telefonumu kapatmak zorundayım. Hangi açık arttırma bu? Tekinerler. Demek Tekinerler. Açık arttırma başlamak üzere, görüşürüz. Geçmesi rica olur. Kapatmak zorundayım. İyi günler. Gizli gizli kiminle konuşuyordun? Tanıştırmayacak mısın? Biraz utangaç bir bayan, tanıştırırım. Hadi gel. Tekstil'e ait villayla satışımıza başlıyoruz. Evin kullanım alanı 1300 metrekare olup yüzme havuzu mevcut. Açılışı 1,5 milyon YTL ile başlatıyorum. 1,5 milyon YTL veren, 1,5 milyon YTL verildi. Yok Bartra. Evet, yok Bartra. 1,750 verildi. Yok Bartra. 2 milyon oldu. Hakkınızı helal edin. Asıl sen helal et. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle kızım. Ömer, hadi. Tamam, geliyorum. Anneciğim, ne olur üzme kendini. Hayatımın en önemli hamlesini yaptım. Filiz'e ulaşmam artık an meselesi. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Ben buradan ayrılayım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Filiz. Merhaba. Seninle konuşmak istediğim önemli bir şey var. Görüşebilir miyiz? Tamam, olur. Tamam, görüşürüz. Ne oldu kızım? Kimdi arayan? Cem. Konuşmak istediği önemli bir şey varmış.
Allah Allah, ne olabilir ki? Bilmiyorum, bir şey söylemedi. Artık bu evde mi kalacağız baba? Evet kızım. Nereden nereye? Ömrünü villalarda geçir, sonra da gel burada yaşa. Bu evde yaşamaya nasıl alışacağım bilmiyorum. Hiç kolay olmayacak. Benim odam hangisi baba? Bilmiyorum kızım. Sonra karar veririz. Bu evde çok oda yok. Belki de aynı odada kalırız. Ben çıkıyorum. Tamam kızım. Cem'e selam söyle. Tamam. Odaları gezelim mi seninle? Hı hı. Hadi gel. Ümitsiz bir sevdaydı benimkisi. Gözlerinin karanlığında saklanmış. Bir sana, bir de güneşe hasret. Sen başka bir tutkunun esirisin. Ben senin. Artık küçük bir umut bile yok benim için. Gidiyorum sonsuz yalnızlığıma. Elveda sana ve İstanbul'a. Merhaba. Merhaba. Hazırsan çıkabiliriz. Tamam. Anlatsana. Sana göstermek istediğim bir şey var. Gel. İspanya'ya alışmak kolay olmayacak. Burada özleyeceğim o kadar çok şey var ki. Ne oldu, neyin var? Gitmeni istemiyorum asla. Beni bekleyebilir misin? Beklemek mi? Yani eğer beklersen kendimi toparlayabilirim. Seni kaybetmek istemiyorum asla. Cem, bunun anlamı ne? Senin bebeğin için. Eğer teklifimi kabul edersen ikimizin bebeği olacak. Evlen benimle Filiz. İnan bana, her şey çok güzel olacak. Bak Cem, biz bu konuyu daha önce de konuştuk. Sana olamayacağını söylemiştim. Seni ne kadar sevdiğimi anlamıyor musun? Biliyorum. Ama kabul edemem. Bugünkü açık arttırmada evinizi ben aldım. Sen mi aldın? Elinde sihirli bir değnek varmış gibi düşün Filiz. Her şey iki dudağının arasından çıkacak bir tek söze bağlı. Lütfen evet de. Seni ve aileni içinde bulundukları sıkıntılı durumdan kurtarayım. Lütfen evet de Filiz.
Yaşın